Arkadaşlar, Kaz Dağları'nın eteklerindeyiz. Oksijen deposundayız. Bugün Nehir Hanım'ın harika bir portföyü var. Kendisini öncelikle bu güzel portföy için tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Kerem Bey. Misafirperverliğiniz için de çok teşekkürler Nehir Hanım. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz, siz sormalı. Ben iyiyim, harikayım. Ben biraz heyecanlıyım çünkü bugün ilk defa bir sunum yapıyorum size. Kusura bakmayın. Bence ışığınız yeterli. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, Nehir Hanım'ın portföyü toplam 4 kaç tane bağımsız? 4 villa var. 4'ü de birbirinde teras konut diyebileceğimiz bir projedeler. 4'ü de havuzlu. Bakarsanız hepsi ayrı konsept gibi duruyor aslında ama üçünde birleşik. Hepsi özel aslında birer ev bunlar. Ve gerçekten çok güzel bir hikayesi olan bir ev burası. Buyurun isterseniz birlikte gezelim. Bölge olarak burası... Beyoba bölgesi diye geçiyor mevki olarak. Eskiden köydü burası. Evet, şu an yeni yapılaşma var buralarda. Artı turistik bir bölge aslına bakarsanız Seren Bey buraları. Çünkü Kuzey Ege'nin bir efsanesi vardır. Kuzey Ege'nin efsanesi vardır. Evet, hemen anlatacağım. Şöyle bir kendime garanti alayım. Hasan Boğuldu diye bir efsane var burada. Ve bu yol güzergahımız da oraya gidiyor. Tam bir turistik bölge ve köy daha yeni revaş görmekte. Ama geleceği çok parlak bir köy. Hasan Boğuldu'nun hikayesine. Hasan Boğuldu'nun hikayesine Hasan bir kıza aşık olur. Arkadaşlar yine bir aşk hikayesi. Ya bu erkeklerin çektiği nedir ya? Havuzumuz var. Var, evet. Hasan'ın aşkı son bulmuş mu? Hasan kıza kavuşmuş mu? Maalesef. Bu kavuşamamış mı? Kavuşamadığı için zaten efsane olmuş. Yüzerken mi ölmüş? Yok, tırmanırken. Tırmanırken ölmüş. Şimdi burası alt kattaki bir numaralı daire. Evet. Biz iki numaralı daireyi sunacağız. Nasıl isterseniz ikisini de sunalım. İkiyi sunalım. Peki. İkiyi sunalım. Dört tane konuttan oluşuyor yatay mimari. Buyurun. Güzel bir gayrimenkul. Nehir Hanım, hızınıza yetişemiyorum. Gençlerle çalışmak zor arkadaşlar. Seren yaşlanıyor herhalde. Bence yaşlanıyorum. Burası güzelmiş. Burada yaşlanılmaz gibi mi geliyor? Oo, manzara iyiymiş. Manzarası çok güzel. Üst kat olmasına rağmen kendine ait bir bahçesi ve havuzun olması bence mükemmel. Kaç metrekare burası Nehir Hanım? Süpürülür olduğu 145 metrekare. Brütte? 200 diyebiliyorum. Çünkü bahçe alanı falan da var. Buyurun, ben sana hazırlayayım. Pergola sistemimiz elektrikli anladığım kadarıyla. Elektrikli. Açılabiliyor. Açılır kapanıyor. Ayrıca açılır kapanır. Elektrikli panjurlarımız da var. İstersek kapatabiliyoruz bunun altında. Restoranların kış bahçesi gibi. Tabii ki. Öyle bir imkanımız var. Bu tamamen listeye bağlı. Çünkü bize ait olduğu için buradan döndürüp hemen kapatabiliriz. Mimarımız özellikle bu alanı şöyle bir çıkıntı setle açık bırakmış ki mahremiyeti korumak için. Alt kattaki havuzu görmemek için. Aşağıdaki havuzu, evet. Çok güzel. Seren Bey, benden önce davranıyorsunuz. Burası da güzel bir saksılık olmuş aslında. Çocuklar için de belki önüne küçük bir korkuluk yapılabilir. Artık korkular falan gerek yok Seren Bey. Yenilerde şöyle sistemi var. Ne diyorlar? Cam. Cam var. Artı bir de böyle restoranlarda yapılan file sistemi, evet. Araç otoparkında bir sıkıntımız yok. Hayır, hiç yok. Önde ve arkada güzel boş alanlarımız var. Ön tarafımız zeytinlik. Evet. Ve imara şu an açık olmadığı için o bölge tamamen önü asla kapanmayacak. Zeytin yasası var zaten. Aynen. Oralar ilelebet böyle kalacak inşallah. Kadınların en çok zamanını geçirdiği yer mutfak. Böyle bir mutfak benim için mükemmel. Rengi, genişliği, rahatlığı ve şu adamın olması benim için mükemmel. Buyurun Nehir. Arkadaşlar, Nehir Hanım acayip güzel yemekler yapıyor. Çok güzel yemekler yaptığı için böyle geniş ve konforlu mutfaklar onun vazgeçilmezi. Valla Seren Bey, yalan söyleyemeyeceğim. Biz kadınların gerçekten en çok zaman geçirdiği yer mutfak. Bir mutfağın da ne kadar geniş ve ne kadar fazla dolabı olursa,
kullanım alanı için bu kadar fazla oluyor. Çünkü dağılmıyor. Evet. Gerçekten öyle. Yani biz çok fazla bardak, tencere, tava aldığımız için çok fazla dolabının olması bizim için çok büyük avantaj oluyor. Renkler güzel tercih edilmiş. Evet. Griler, gerçekten, göz yormuyor. Aynen öyle. Mimarımızın eşi Arzu Hanım renkleri beğenmiş. Çok sade ve şık bir ev. Bana sorarsanız ben çok beğendim. Üçlü ankastre set fiyata dahil mi? Tabii ki. Tabii ki. Burada bir tane... Şimdi şöyle, aslında normalde bu ev 3 oda bir salon. Burada şu an... Bir odayı sakladınız mı? Sakladık. Bir odayı saklamışız. Sakladık. Burada bir odamız daha var. Evet, İnşallah. Burada gerçekten çok büyük bir odamız daha var. Bu hafta sonu. Bu hafta içerisinde... Yo. Yaramazlık yaptım. Bütün camlarımızda var mı? Evet, hepsinde var. Güzelmiş. Hem güvenlik açısından. Hem de uykucular açısından. Evet, uykucular için. Giriş katta bir banyomuz var. Evet, banyomuz var. Temiz, ferah, duşa kabini olan. Evet. Bütün vitrifiyeler, vitra ve artema kullanılmış. Evet, her şey kaliteli. Gerçekten çok kaliteli bir. Birinci sınıf işçilik ve birinci kalite ürünler kullanılarak imal edilmiş. Üst kata mı çıkıyoruz? Ha, burada sizin köşeniz var. Evet. Nehir Hanım'ın kütüphanesi. Şöyle. Ve kendisi. Şöyle. Bir alanı değerlendirmiş. Normalde burası evin aslında kör noktası diye geçiştiririz ve genelde burayı dolap olarak kullanılır. Fakat Arzu Hanım burayı çok güzel düşünerek Ömer Bey'i yönlendirmiş. Tam böyle bir isteyen buraya bir çerçeve ve bir portre de asabilir. Ama ben kitap ve kahve düşkünü olduğum için burayı bir baba koltuğuyla bir kahve, bir kitap keyfi olarak tam benlik. Çünkü manzara, havuz, tam böyle direkt baktığınızda gördüğünüz olan. Burada uçan hayalet merdivenler kullanılmış. Esas güzel olan kısmı bu. Merdivenler, hayalet dediğimiz merdivenler ve tamamen led ışıklarla aydınlatılarak devam ediyor. Yani akşam, şu an gündüz olduğu için çok belli değil ama akşam ışıklandırı, yani şu ışık açıldığı zaman bu alan komple ışıklı kalıyor ve çok güzel bir yansıma veriyor. Gayet de çok başarılı. Böyle yukarıya bakalım. Dışarıdan bakıldığı zaman böyle uçan merdiven bir hissiyatı var. İnsan böyle bir kendini tereddütte hissediyor. Hiç lakin gerek yok. Çünkü bunlar var. Ben Ömer Bey'in fotoğraflarından gördüm. Konstrüksiyonla bu merdivenler güçlendirilmiş. Ayrıca çelik halatlarla da sağlamlaştırılmış, güven hissiyatı verilmiş. Üst kattayız. Evet. Burada iki tane odamız var. İki odamız var. Aşağıdaki diğer odaya göre bir tık küçük. Buyurun bakalım isterseniz. Ama şöyle bir de idare manzaraları var. Manzara gerçekten çok iyi. Önü kapanmaz bir manzara. Önünden toplu taşıma da geçiyormuş. Selam Bey, önünden geçiyor çünkü bu bölge dedim ya size, köylere gidiyor ve köy merkezine doğru gidiyor. O yüzden bu yol şu an bu şekilde işliyor ama yarın ötekisi gün daha hareketli olur. Burada bir banyomuz daha var. Banyo alanından yer kazanmak için mimarımız güzel değerlendirmiş. Yine her yerde vitralar ve artırmalar kullanılmış. Evet, çok kaliteli hem de. Mimarımız şey de düşünmüş Serhan Bey. Isınması, yani suyu ısıtmak için ani su ısıtıcılar var. Biliyorsunuzdur muhtemelen. Şöyle küçük boyda İhlas'ın. Burası bildiğim kadarıyla ısı pompasıyla ısınıyor. Evet, ısı pompası. Yerden ısıtma. Evet. Yerden ısıtmanın kolektörleri burada. Her şey burada. Mimarımız her şeyi dolap içlerine saklayarak çok güzel bir dizayn yapmış. Yani gözü yormuyor. Ay bu da burada mı, şurada mı diye düşündüğümüz metrekareden yalan kazanmış. Aynen öyle. Burada da büyük yatak odamız var. Evet. Artı burada bir de şöyle bir güzellik var. Şu alan gömme dolabı olarak kullanılabilecek bir alan. Giyinme odası bile yapılabilir orası ya. Olabilir. Tercih meselesi. Ama üzeri böyle sadece sürgülü kapakla
Epey geniş bir...